Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, yer mavi gök yeşilken, ben ninemin beşiğine tıngır mıngır sallarken, uzak bir köyde Alaaddin adında bir oğlu olan bir kadın varmış. Alaaddin ve annesi birlikte yaşarlarmış. Alaaddin para kazanmak için uzak bölgelere meyve toplamaya gidiyormuş. Bir gün şehirden uzaktaki bir hurmalıkta yabani hurma toplarken garip bir adamla karşılaşmış. Bu iyi giyimli adam Alaaddin'e bir teklif yapmış. "Buraya gel bakalım delikanlı," demiş. "Gümüş bir para kazanmak ister misin?" Alaaddin de "Tabii ki," demiş. "Senden bir şey istemiyorum. Sadece benim sağmadığım şu delikten aşağı in, orada söylediklerimi yap ve karşılığını al," diye konuşmuş. Alaaddin adamın yerdeki ağır taşı kaldırmasına yardım ettikten sonra ufak tefek ve çevik olması sayesinde küçük delikten zorlanmadan geçmiş. İçeride küçük bir merdiven bulmuş ve dikkatle aşağı inmiş. Aşağısı parlak taşlarla dolu büyük bir mağaraymış. Eski bir gaz lambasının cılız ışığı yer altını hafifçe aydınlatıyormuş. Alaaddin'in gözleri bu yarı aydınlık ortama alışınca çevresinde olağanüstü bir manzara olduğunu fark etmiş. Ağaçların dallarından ışıl ışıl parlayan mücevherler sarkıyormuş. Mağaranın her tarafında altın testiler ve içlerinde değerli taşlar bulunan mücevher kutuları varmış. Alaaddin gözlerine inanamıyormuş. Karşısında gerçek bir hazine varmış. Şaşkınlığını henüz üzerinden atamamışken yukarıdan gelen sesle irkilmiş. "Lambayı söndür ve sadece onu getir bana." Adamın bu kadar mücevherin arasından sadece değersiz bir lambayı istemesine çok şaşırmış Alaaddin. Onun bir büyücü olduğunu düşünmüş. Alaaddin lambayı almış ve merdivenleri tırmanmaya başlamış. "Ver onu bana bakalım," demiş. Lambayı almak üzere elini uzatarak tekrar "onu hemen ver," diye bağırmış. Lambaya bir an önce kavuşmak isteyen adam, "Lambayı hemen vermezsen seni sonsuza kadar burada bırakırım," demiş. Alaaddin "önce dışarı çıkmak istiyorum," demiş. "Bunu sen istedin," demiş adam, diyerek deliği kapatmış. Parmağındaki yüzüğün fırlayıp aşağıya düştüğünü fark etmemiş adam. Alaaddin birden ayağının altında bir şey hissetmiş. Yerden alınca bunun bir yüzük olduğunu fark etmiş. Yüzüğü parmağına takar takmaz mağara gürültüyle aydınlanmış ve Alaaddin'in önünde beliriveren pembe bulutun içinden bir cin çıkmış. "Dile benden ne dilersen," diye konuşmuş cin. Olanlara şaşıran Alaaddin, karşısındaki dev görüntüye bakarak "Evime gitmek istiyorum," demiş. Dileği göz açıp kapayıncaya kadar yerine gelmiş. Oğlunu bir anda evin içinde gören annesi, ocağın başından kafasını kaldırarak kapıya bakmış ve kapının kapalı olduğunu görünce hayretle "İçeri nereden girdin?" diye sormuş. Alaaddin başına gelenleri heyecanla annesine anlatmış. Annesi "Peki ya gümüş para ne oldu?" diye sorunca Alaaddin lambayı annesine göstermiş. Onca maceradan sonra elinde sadece bu lamba kalmış. "Üzgünüm anne ama elimde sadece bu var," demiş Alaaddin. Annesi "Bu lamba sağlam mı acaba, baksana ne kadar da kirli," demiş. Temizlemek için lambayı ovuşturmaya başlamış. Birden lambanın ağzından çıkan dumanlar odayı kaplamış. Dumanlar arasından bir cin belirivermiş. "Yüzyıllardır bu lambanın içinde yaşıyordum. Siz beni serbest bıraktınız. Artık benim efendimsiniz. Dileyin benden ne dilerseniz," diye konuşmuş. Şaşkınlıktan Alaaddin ve annesinin ağzı açık kalmış. Tek söz bile edememişler. Cin bir kez daha sözlerini tekrarlamış ve annesinin yemek için bir şeyler hazırlamadığını hatırlayarak "bize içinde her şeyin bulunduğu bir sofra donat," diye emretmiş. O günden sonra Alaaddin ve annesi çok mutlu olmuşlar. Sihirli lamba sayesinde her istekleri yerine geliyormuş. Eski günler geride kalmış. Zamanla Alaaddin de büyümüş, uzun boylu ve yakışıklı bir genç olmuş. Annesi oğlunun iyi bir kızla evlenip yuva kurmasını istiyormuş. Bir gün Alaaddin pazar yerinden geçerken sultanın kızını görmüş ve ona aşık olmuş. Eve gidince olanları annesine anlatmış. Annesi de oğlu için saraya gidip sultanla konuşmaya karar vermiş. Ertesi gün annesi sultanın huzuruna çıkmak üzere içi eşsiz mücevherlerle dolu bir kutu hazırlamış. Mücevherlerle dolu kutuyu çok beğenen sultan kadını huzuruna çağırtmış. Kadının geliş nedeni anlaşılınca sultan, "eğer oğlun kızımla evlenmek istiyorsa yarın bana 40 köle yollasın.
Her köle için değerli taşlarla dolu küpler taşısın. Bu değerli hediyeleri korumak için de peşlerinden 40 asker gelsin diye sözlerine son vermiş. Bunları duyan kadın üzüntüyle evine dönmüş. Sihirli lambanın bu kadar büyük bir isteği karşılaması çok zormuş. Aladdin lambayı almış. Çok daha kuvvetlice ovuşturmuş. Karşısına çıkan cine isteklerini sıralamış. Cin Aladdin'in isteklerini duyar duymaz 3 kez elini çırpmış ve hemen oracıkta eli kolu mücevherlerle dolu 40 köle belirmiş. Peşlerinde de mücevherleri koruyan nöbetçiler varmış. Ertesi gün sultan gördükleri karşısında hayretler içinde kalmış. Sultan daha önce böylesine büyük bir zenginlik görmemiş. Sultan Aladdin'e büyük ve görkemli bir saray yaptırmasını söylemiş. Aladdin bu isteği duyar duymaz evine dönmüş. Cinle konuşmuş. Cin gözü açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede bu isteği de yerine getirmiş. Ve artık düğün için hazırlıklar başlamış. Aladdin ve sultanın kızı çok güzel bir düğünle evlenmişler. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. O günden sonra hepsi bir arada mutlu bir şekilde yaşayıp gitmişler. Fareli Köyün Kavalcısı. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde küçük ve şirin bir köy varmış. Bu köyün halkı hiçbir şeyden şikayet etmeden mutluluk içinde yaşarmış. Bu yüzden köyün ileri gelenleri ve köy halkı tembellik edip yaşayıp gidiyorlarmış. Günlerden bir gün köy farelerin istilasına uğramış. Binlerce fare köyün sokaklarında evlerde dolaşmaya başlamış. Köylüler bu durum karşısında çaresiz kalmışlar. Bir araya toplanıp köyün başkanının yanına gitmişler. Ondan bu soruna bir çare bulmasını istemişler. Fakat köyün başkanı da bu sorun karşısında ne yapacağını bilememiş. Böylece köyün adına Fareli Köy denmiş. Başkan, köyün ileri gelenlerini bir araya toplayıp akıl danışmış. Ama kimse farelerden kurtulmak için ne yapılması gerektiğini bilmiyormuş. Herkes çaresizlik içinde yaşaya dursun, fareler günden güne çoğalmaya devam ediyormuş. Fareler artık her yerde umursamaz bir şekilde dolaşıp önlerine çıkan insanlara da saldırmaya başlamışlar. Günlerden bir gün köye genç bir çalgıcı gelmiş. Başkana, "Eğer bana 100 altın verirseniz köyü farelerden temizlerim." demiş. Başkan nasıl olsa bu işi başaramaz diye düşünüp teklifi kabul etmiş. Ertesi gün köy halkı kavalcı genci beklemeye başlamış. Kavalcı uzaktan görünmüş. Köylülerin arasından geçerek köy meydanında durmuş. Kavalını ağzına götürüp başlamış çalmaya. Kavaldan o kadar güzel nameler dökülüyormuş ki köydeki bütün fareler bu müziğe kendilerini kaptırıp büyülenmiş gibi sesin ardına düşmüşler. Önde kavalcı, arkada fareler ırmağın üzerindeki köprüye kadar gelmişler. Kavalcı köprünün altına ırmağa yönelmiş. Fareler de ardından ırmağa yönelmiş. Kavalcı ırmağın bir tarafından girip diğer tarafından çıkmış. Farelerse ırmağa girip gözden kaybolmuşlar. Böylelikle köy farelerden kurtulmuş. Olanları izleyen köy halkı o kadar sevinmiş ki sevinçlerinden oynamaya başlamışlar. Köyün başkanı da köyü farelerden kurtardığını düşünüp gururlanıyormuş. Kavalcı köyü farelerden kurtardıktan sonra başkanın yanına gidip 100 altınını istemiş. Ama başkan oyun bozanlık yapmış. "Bizim 100 altınımız yok. Sen şu 10 altını al ve git." demiş. Kavalcı kendisine yalan söylenmesine çok kızmış. Ertesi gün köy meydanına gidip tekrar başlamış kavalını çalmaya. Köy halkı olanlara bir anlam verememiş. Az sonra köyün bütün çocukları kavalcının yanına koşmuşlar. Çalgıcı da hem kavalını üfleyip hem de yürümeye başlamış. Çalgıcı kızgın, çocuklar peşinde ormana varmışlar. Bir ağacın dibine oturmuş ve tekrar başkana gidip altınlarını istemeyi düşünmüş. Telaşla başkanın yanına gitmek için ayağa kalkarken kavalını yanına almayı unutmuş. Sihirli kavalı bulan bir çocuk, arkadaşlarının yanında toplanması için kavalı çalmaya başlamış. Bütün çocuklar toplanmışlar. Kavalı bulup çalan çocuk yaşadıkları köyün yolunu biliyormuş. Çocuk önde, diğer çocuklar arkasında köye gelmişler. Çocuklarını gören anneleri babaları çok sevinmişler ve şenlikler düzenlemişler. Başkana yaptığının haksızlık olduğunu, çalgıcının altınlarını vermesi gerektiğini söylemişler.
Başkan da hatasını anlayıp çalgıcının altınlarını ona vermiş. Altınlarını alan çalgıcı köyden ayrılmış. Böylece herkes mutlu olmuş. Ve o günden sonra o köyde hiç kimse yalan söylememiş.